Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz değil, konuklarımız var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Operatör Doktor Filip Taşan ve Operatör Doktor Emine Özel Taşan. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, bugün bizim için de farklı bir durum. İki uzmanımızla özellikle de tüp bebeği konuşmak istiyoruz. İki uzmanımızla birlikte güzel bir şekilde konuşacağımı düşünüyorum. Evet hocam, konumuz tüp bebek ve özellikle tüp bebeği ne zaman yaparız? Halk arasında kısırlık dediğimiz, bizlerin daha çok infertilite dediği durumlarda. Sadece bu durumda mı yaparız? Yoksa başka durumlarda tüp bebeğe doğru yol alır mıyız diye bunları konuşacağız. Ancak isterseniz önce bir infertilite nedir diye başlayalım derim. Tabii infertiliteden başlayalım. Tüp bebeğe giden yolda aşama aşama nasıl tüp bebeğe kadar gidiliyor ve tüp bebek nasıl yapılıp başarı oranlarına kadar özetlemeye çalışalım. İnfertilite 35 yaş altındaki çiftlerde, özellikle anne adayının 35 yaş altında olduğu durumlarda, en az 1 yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalınamadığı durumlara infertilite diyoruz. 1 yıl boyunca gebe kalınamazsa 35 yaşının altındaki çiftlerde bir araştırmalara başlıyoruz. Bir problem anne adayında mı var, baba adayında mı var? Tabii bunu ne zaman yapıyoruz? Herhangi bir ön tanısı olmayan çiftlerde. Bir anne adayının bilinen bir yumurtalık rezervi düşüklüğü, bir polikistik overi, bir çikolata kisti yoksa veya baba adayında da bir bilinen sperm bozukluğu bir şey yoksa, geçirilmiş bir kaba kulak hikayesi, inmemiş testis problemi yoksa, bu çiftlerde 35 yaşının altında bir sene kadar beklemek, 35 yaşının üzerindeki çiftlerde de 6 ay kadar beklemek gerekir. Özellikle şimdi tabii ki insanlar çalışıyorlar, hayatlarını ve işlerini kuruyorlar ve daha sonra çocuk sahibi olmak istiyorlar. Bazen bu 40 yaş ve üzerine sarkıyor. İşte kariyer planlaması. Evet, yani herhangi bir kariyer planlamasından dolayı 40 yaşın üzerine sarkacaksa bu gebelik planları, 40 yaşın üzerinde de ben 3 aydan fazla beklenmemesini, 3 aydan sonra doktora başvurulmasını öneriyorum. Bu şekilde 3'e bölmüş oluyorum. 35 yaşının altında 1 yıl, 35-40 yaş arası 6 ay, 40'ın üzerinde de 3 aylık dönemlerden sonra kendi kendine bir gebelik elde edemiyorsak araştırmalara başlayalım diyorum. Peki tedaviye nasıl başlayacağınızı, nereden başlayacağınızı nasıl planlıyorsunuz? İşte kadın faktörü, erkek faktörü gibi nelere dikkat ediliyor, neler baz alınıyor bu tedavide? Tedaviye nereden başlayacağımızı öncelikle biz çifti bir değerlendirerek başlıyoruz. Yani bir sorunumuz var mı? Gerçekten ortaya koyabileceğimiz bir problem var mı? Yoksa açıklanamayan infertilite dediğimiz, her şey normal gözüküyor ama bir türlü gebelik olmuyor. Acaba böyle bir noktada mıyız? Eğer erkek faktörü ise erkek faktörüyle ilgili bir araştırma gerekir mi? Tedaviler var, üroloji uzmanlarının uyguladığı bir takım tedaviler var. Gerekirse bir takım operasyonlarla sperm çıkartıyoruz, teste dediğimiz. Bunlara kadar gidecek bir durum var mı? Yoksa acaba biz basit bir kısırlıkla mı uğraşıyoruz? Bunları önce bir karar veriyoruz. Ona göre nereden başlayacağız? Belli bir süre bekleyelim mi? İşte öncesinde bir takım destek tedavilerimiz var, bunları yapalım mı? Yoksa hadi adetimizi görelim, başlayalım mı? Bu ilk görüşme bizim için çok önemli. Çok önemli. Peki her türlü böyle bir kısırlık dediğimiz durumda biz direkt tüp bebek olayına mı gidiyoruz, yoksa tüp bebekten önce yapabileceğimiz başka tedaviler de var mı? Şimdi tüp bebek şöyle bir tedavi, elimizdeki en kuvvetli silah tüp bebek. Evet. Şimdi bazı çiftlerde tüp bebek en son seçenek, bazı çiftlerde tüp bebek ilk ve tek seçenek. Neye göre? Neye göre? Çok güzel soru. Şimdi neye göre? Yumurtalık rezervi çok düşük. Evet. Sperm sayısı çok az veya bunun belli bir kriterleri var spermiyogramda. İki tüp birden kapalı. Şimdi bu çiftlerde bariz tedavi bizi tüp bebeğe götürüyor. Bu çiftlerimizin ısrarla biz başka şeyler deneyelim, biz yumurta takibi yapalım, biz aşılama yapalım gibi teklifleri ve hevesleri sadece zaman kaybına yol açıyor. O yüzden tedavi için doğru çifti doğru tedaviye yönlendirmek gerekir. Çok önemli. Ama 35 yaşının altında hiçbir problemi yok. Açıklanamayan infertilite dedik. Açıklanamayan infertilite, rahim filmini çektiğiniz, yumurtaları çok iyi, spermler çok iyi. Hocam bizim çocuğumuz olmuyor. Her şey tıkır tıkır çalışıyor. Çiftlerin %25'i böyle. Hocam ben şu doktorlara gittim, bana şu ilacı verdi, yumurtlama takibi yaptı. 5 gün onu verdi, 10 gün bunu yaptı. Yumurta çatlattık, gebe kalmadık ama hiçbir şeyim yokmuş, ben ne yapayım? Şimdi bu çiftlerde tabii ki tedaviye biz eğer yapılmadıysa bir yumurta takibiyle başlayabiliriz. Yumurta takibi, planlı ilişki denenebilir.
Yumurta çatlatma iğnesi tabii, değil mi? Tabii. Yumurtaları basit haplarla veya spontan doğal takibini yapıp eğer yumurta 17-20 milim arasına geldiyse çatlatıp spontan bir ilişki denenebilir. Veya aşılama tedavisi yapılabilir. Aşılamada tüp bebekten önce yaptığımız, birkaç kere denediğimiz bir tedavi yöntemi 2 veya 3 kere en fazla yapılabilir. Çünkü aşılamanın da belli bir oranı var. Gebe kalacak olan çiftlerin şanslarını %10-15 kadar artırıyor. En fazla %20 artırıyor. Mevcut şansı artırıyor. Nedir bu aşılama? Bir planlama yapıyorsunuz. Zamanı planlıyorsunuz, kavuşamayanları kavuşturuyorsunuz. Kavuşamayan yumurtayla spermi kavuşturmaya çalışıyorsunuz. Yaklaşık bir 15 günde hem yumurtayı hazırlayıp takip edip hem çatlatıp hem de yıkanmış spermleri içeri vermiş oluyorsunuz. Hafif bozukluklarda, sınırda bozukluklarda aşılamayı yapıyoruz. Peki tüp bebek tedavisi nasıl bir tedavi, ne zaman başlanıyor, nasıl ilerleniyor, ne gibi işlemlerden geçiyor, çiftleri neler bekliyor bir tüp bebek tedavisine başladıkları zaman? Öncelikle tüp bebek tedavisi nasıl işte zor bir süreç, nasıl işte zorluklar bizi bekliyor, insanlar böyle geliyorlar bize. Ama rahatlamak çok önemli, yani bir çiftin her şeyi böyle gayet tıkır 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 fark etmeden o sonuca ulaşması bizim için gerçekten çok önemli. Ama bir yandan da çok büyük stres. Tabii ki, yani İnsanlar mesela bir için. En basit bir sınav şimdi yapsak onda bile strese girecekken inanılmaz bir işte beklenti, inanılmaz bir kaygı. Hiç aklında yokken mesela bir çikolata kisti çıkıyor diyelim ki işte ya da tüpler kapalı. Hiç aklında çocuk yapmak bile yokken insanlar bazen bu yola girmeye başlıyorlar. O yüzden bizim için çok önemli bir süreç bu. Özellikle daha çok kadının üzerinden tabii yürüyen bir tedavi süreci. Adet döneminde o yüzden başlıyoruz. Adetin ikinci, üçüncü günü gibi. İlk ultrason değerlendirmemizi yapıyoruz. Sonrasında ilaçlara başlıyoruz. İğnelerle yapıyoruz bunu çoğu zaman. Bazen 40 yaş üzeri çok yumurtası az olan hastalarda haplarla da destekleyebiliyoruz. Veya sadece hapla yaptığımız, çok hafif ilaç desteği yaptığımız vakalar da olabiliyor. Yaklaşık 3 haftalık bir süreç bizi bekliyor. 2 hafta kadar, ortalama 12 gün kadar yumurtaların büyümesi, onların takibi 2-3 kere bir ultrason değerlendirmesiyle izliyoruz. Tamam diyoruz, artık bu belli bir noktaya geldik, yumurtalarımız büyüdü, çatlatabiliriz. 36. saatine ortalama bir yumurta toplama işlemi planlıyoruz. Bu yaklaşık 12-13. Gün gibi genellikle olur. Sonrasında da artık yumurtayı toplayıp spermleri alıp embriyoya dönüştürüyoruz. Ve heyecanla bekliyoruz. Acaba burası en heyecanlı dönem. Aynen, yani acaba burada işte kaç embriyomuz olacak? Bazen 20 yumurtadan 5 tane embriyomuz kaldı, evet. Olabiliyor. Ama olsun, bize zaten gerekli olan bir tane sperm, bir tane yumurta. Hastamıza da biz bu şekilde zaten moral veriyoruz, amaç destek veriyoruz. Amaç zaten sağlıklı bir bebek elde etmek. Aynen. Mesela bazen hiç sperm çıkmayan vakalarda mikroteseyle sperm elde ediliyor. 1-2 tane sperm, ama o bir tane sperm, 2 tane sperm, 2 tane embriyoya dönüşebiliyor. Bunların hepsi gayet hassas dönemler, hassas süreçler. Bu 2-3 haftayı böyle yağ gibi kayarak, hiç strese sokmadan biz götürmeye çalışıyoruz. Peki, embriyo oluştu. Embriyo oluştu. Bir de burada hocam, işte oluşturduğunuz bir embriyonun sağlıklı bir embriyo olup olmaması mevzusu var. Hani genetik testler yapılıyor. Embriyoya genetik test yapılmalı mı ya da ne zaman yapılıyor? Ne tavsiye ediyorsunuz bu konuda? Şimdi rutin tüp bebekte bir çift, genç bir çift, herhangi bir sıkıntısı yok, problemi yok ve ilk defa bir tüp bebek yapıyoruz. Bu çiftlerde herkese, her çifte, her tüp bebeğe bu preimplantasyon genetik tanıyı klasik olarak ben önermiyorum. Bunu kimlere yapabiliriz? 40 yaşın altındaki çiftlerde herhangi bir aile hikayesi varsa, aile hikayesi varsa artık özel, spesifik, tek gen hastalıklarına birçok şeye bakıyoruz. Ya ailesel hikaye derken genetik hastalıklar açısından diyorsunuz. Genetik hastalıklar açısından aile hikayesi varsa, daha önceden Down sendromu ve benzeri en sık görüldüğü için söylerim ama bizim bile bilmediğimiz veya işte toplumda bilinen SMA'lar var, Joubert sendromları var. Bu şekildeki spesifik bazı hastalıklar var. İlk çocuğunda böyle problemleri olan çiftler var. Ve bu çiftlerde ne yazık ki spontan bir gebelikte tekrar SMA veya Joubert tehlikesi olduğu için spontan gebelik olamıyor. Bu çiftlerde tabii ki tüp bebek artı PGD yapıyoruz. Onun dışında preimplantasyon genetik tanının önemi tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ve 40 yaş üzerindeki hastalarda geçerli.
Preimplantasyon genetik tanı bize evet eve bir sağlıklı bebek götürmeyi getiriyor. Ancak eve giden bebekte başarı oranını artırmıyor. Başarı oranını artırmadığı için her vakada PGD veya artık 3 jenerasyon var, Next Generation'da var, RACGH var. Her kromozoma teker teker bakılıyor. O yüzden rutin her vakada genetik tanı embriyo biyopsisi değil ama tekrarlayan bir başarısızlık artı aile hikayesinde ve 40 yaş üzeri hastalarda hastalarımızla konuşarak bu PGD'yi, embriyo biyopsilerini karşılıklı konuşup vakaya göre yapmalıyız. Evet, peki. Embriyo dondurmak nedir? Ve ben şunu da biliyorum, başarı oranının aslında normal transferlere göre daha da yüksek olduğunu duymuştum. Doğru mu? Dondurulmuş embriyodan yapılan tüp bebek tedavisinin son durumu ne? Sizden dinleyelim. Şimdi bir ara biraz moda gibi oldu. Daha doğrusu bir evet. Acaba bilim camiası, tıp camiası bütün embriyoları dondursak da acaba öyle transfer etsek daha mı iyi olur gibi bir noktaya doğru gitmeye başladı. Çünkü eskiden dondurma ve çözme teknolojileri bu kadar iyi değildi. Artık embriyoyu hiç zarar vermeden dondurup çözebildiğimiz için... Kaç sene sürüyor bu dondurma işlemi? Ortalama 5 sene kadar bekleyebiliyoruz. Hatta yumurtayı da yine konuşabiliriz. Yumurta da dondurabiliyoruz yumurta artık. Yumurta da dondurulabiliyor, devlet de destekliyor. Aynen, biliyorum. Devlet artık izin veriyor diyelim. İzin veriyor, evet. Yaşla veya işte yumurta rezervinin düşük olmasıyla böyle tabii, bir şeyimiz de var. Çok önemli bu da. Embriyoları dondurup çözdüğümüz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama her embriyoyu da illaki biz donduralım ondan sonra çözelim, yerleştirelim gibi bir yaklaşımımız da yok. Bazen polikistik over hastaları gibi veya havuz dediğimiz çok embriyoyu biriktirip ondan sonra bir takım işlemler yapıp işte PGD gibi transferi sonra ertelediğimiz vakalarda daha çok dondurmayı planlıyoruz. Ya da bizim 8 tane embriyomuz oldu, kullandık. Sonrasında tekrar gebelik oldu, kardeş bekliyoruz. Bu gibi güzel durumlarda da yine dondurulmuş embriyoları çözerek yerleştiriyoruz. Bir düşüş yok yani başarıda dondurulmuş embriyo transferinde. Hocam bir de şimdi tabii kendi konumuzla alakalı bir mevzu var. PRP tedavisi. Birden şimdi düşünürken aklıma geldi. Ortopedide birçok branşta, estetikte PRP tedavisini çok fazlasıyla kullanıyoruz. Tüp bebekte bu platelet rich plazma dediğiniz PRP tedavisinin yeri var mı? Kullanıyor musunuz? Nedir? Evet, şimdi yaklaşık 1-2 yıldır biz de tüp bebek hastalarını, tüp bebek programını alacağımız hastalarda PRP yapmaya başladık. PRP'yi niye yapıyoruz? Önce PRP'yi söyleyeyim, sonra da kök hücre de var. Kök hücre hakkında insanların çünkü umutları var ama şu anda bilimsel olarak kök hücre tedavileri henüz yaygın olarak yapılmıyor. Dünyada 10-11 tane deneysel vaka var ve kök hücre tedavisinde herhangi bir başarı şu anda elde edilebilmiş değil. Bunu söylemek istiyorum çünkü insanlar birçok yerlerde, sosyal medyada her yerde yazıyorlar. Kök hücre tedavisiyle ilgili paylaşımlar oluyor. Yapılıyor mu, yapılıyor mu diye şu anda kök hücre tedavisinin yapılmadığını bir önce söyleyeyim. Şu anda çünkü buna bel bağlayanların gereksiz yere umut edinmemeleri için. PRP tedavisinde, PRP'de bilimsel çalışmalar başladı. PRP'yi biz iki şekilde yapıyoruz. İki yere yapıyoruz. Tekrarlayan başarısızlıklarda, endometrium dediğimiz, o embriyo transferini yaptığımız rahim içindeki endometrium tabakasına bazı hastalarda kalınlaşma olmuyor. Bu hastalarımızda bir veya birkaç kere, bazen birkaç kere birkaç ay programlı olarak PRP yapıyoruz. Bazen de transfer öncesinde, transferi yapmadan iki gün önce PRP'mizi yapıp daha sonra embriyo transferini yapıyoruz. Birincisi PRP'nin kadın hastalıklarında veya tüp bebek vakalarında yapıldığı birinci yer rahim içerisi transfer öncesi. Asıl önemli olan şey bir kök hücre mantığını yaşatmak için her yere yapılıyor. Diz içine yapılıyor, saç köklerine yapılıyor, her yere. Bizler de bunu nereye yapmaya başladık? Yumurtalıklara. Şu anda en önemli soru insanların takip ettikleri, her yerden takip ediyorlar. Televizyonlardan, sosyal medyadan. Tabii. Artık halkımız belki bizim paylaştığımız bilimsel şeylere bile kendi aramızda internette gözüken şeylere de bakıyorlar. PRP'leri biz yumurtalıklara yapıyoruz. Nasıl amacımız, bir etki ortaya çıkıyor? Evet. PRP'yi yumurtalıklara yumurta toplama işleminde hastayı uyutuyoruz. O şekilde yapıyoruz. PRP işlemini de yine aynı şekilde vajinal yolla bir ultrason eşliğinde ultrasonun ucundan bir iğne geçiyor. O şekilde biz PRP'nin ne olduğunu da söyleyelim. Bir anne adayının kanını alıyoruz, santrifüj ediyoruz.
Her zaman ben Türkçesini söylüyorum, şu maddeyi veriyoruz diye değil de santrifüj ediyoruz. Oradaki faydalı hücreleri seçip onları veriyoruz. Bu da bir kök hücre mantığıyla yumurtalıklarda bir iceberg'in altındaki bir alan var. Ultrason bakıyorsunuz ama bir türlü çıkacak olan folikül görmüyorsunuz. Acaba yumurtalıklara bir uyarı verebilir miyiz? Bir yumurta alacaksak iki yumurta alabilir miyiz? Veya yumurta kalitesini artırabilir miyiz? Şeklinde tüp bebek kliniklerinde uygulamaya başladığımız bir yöntem. Tabii ki bütün bilimsel sonuçları çıkmadı PRP'nin ama yine de uygulamalarınızda gördüğünüz bir yıldır yapmaya başladık. Bir yıldır yapmaya başladık. Hiç yumurtası çıkmayan hastalarda, yumurtalar veya hiç embriyosu olmayan hastalarda embriyolar oluşturmaya başladık. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum. PRP yaptığımız veya yaptıracak bir hasta, benim hiç yumurtam gözükmüyordu, 5 tane 10 tane çıkar mı diye bir umut olmasın. Burada bir yumurtası olan insanda 2 veya 3 olabilir mi? Hiç gözükmeyen de 1 veya 2 çıkabilir mi? Çünkü o biraz önce söylediğimiz gibi biz 1 veya 2 yumurtanın peşindeyiz. 1 veya 2 yumurta... Yeterli zaten. Aynen. 1 veya 2 sperm. Bir sürü vakamız var çünkü. 1 yumurtayla gebe kalan, 1 spermle gebe kalan ve bu çocuğu doğuran insanlar var. Bazen 20 yumurta alırsınız polikistik overden. Elinizde verecek bir tane embriyo kalmaz. Ama bazen bir yumurtayı... Düşük yumurtalık rezervli, menopoza girdiğini düşünen erken menopoz vakada, bu AMH değeri çok düşük vakada bir yumurta alırsınız, bir spermle bir bebek yaparsınız ve gebelik gelir. Bu bizi çok mutlu eder. Çok doğru. Çünkü hayatta imkansız diye hiçbir şey yok. Çok evet. Doğru, evet. Peki, azim, gayret, çaba, doğru noktalarda, kesinlikle doğru tedaviler doğru gerek. Doğru tedaviler tabii. Evet. Tüp bebek tedavisinde başarı nelere bağlı? Tüp bebek tedavisinde başarı, baştan beri aslında biraz anlattık bunları, sohbet ettik. Hem annenin hem babanın yaşı ama öncelikle anne yaşı maalesef. Planda. Maalesef. Yumurtalık rezervi, yumurtamız var mı, ne kadar? Sperm kalitesi, sperm sayısı, sperm çıkıyor mu? Hareketliliği nasıl? Morfoloji dediğimiz bunların şekil bozuklukları var mı? Normal, biz %4'ü artık normal kabul ediyoruz. %4 AI diyoruz, yani normal hareketli, işte normal görünümde, başı, kuyruğu, her şeyi normal olan spermi %4'ü sadece böyle çıksa tamam diyoruz, fitiz yani. Bunlar bizim için çok önemli başarıda. Daha önceki denemeler var mı? Kaç yıl beklenmiş? Yani biz 10 yıllık evliyiz, korunmadık da ama olmadı yani falan diye böyle çok gecikmiş vakalarda başarı da bir şekilde düşüyor. Önceki denemelerde olan başarısızlıklar, yumurta boş çıkıyor vesaire, bu gibi hikayeler bizim için çok önemli. Bunun dışında hastanın tedaviyi doğru anlaması, ilaçlarını doğru yapması, doğru zamanda, doğru dozlarda çok iyi bir şekilde eğitim vermemiz gerekiyor işlemin başında. Gerekirse diyoruz ki sen gel, biz her gün yaparız ilaçları. Evet, onu rahatlatmak da çok önemli. Aynen, hani gel biz yaparız diyoruz, hiç dert değil, evet. Yeter ki her şey doğru yürüsün. Stres en başta çok önemli. Tabii. Beyinle direkt otomatik çünkü çalışıyor vücut, değil mi? Öyle bir sıkıntımız var. Direkt beynimizdeki bütün endişeler, bütün vücudumuzu etkiliyor. Bir de hormon salınımı, hipofiz bezi, hipotalamus beynimizin tam ortasında ve sıkıntımız var. Direkt beynimizdeki bütün endişeler, bütün vücudumuzu etkiliyor. Bir de hormon salınımı, hipofiz bezi, hipotalamus beynimizin tam ortasında ve bütün o elektrik akışının ortasında. O yüzden sakin olmak ve inanmak, azmetmek çok önemli. Ve tedaviye doğru zamanda karar vermek. Doğru. Yani özetlemek gerekirse, çünkü hem anne hem baba yaşı da bunda etkili olacak. Çiftin yaşı ilerledikçe, yumurta kalitesi, sperm kalitesi bozuldukça embriyo kalitesi düşüyor. Evet, çok geç. Yani başarı çünkü burada embriyo kalitesine bağlı, iyi bir rahim zarına bağlı, bir de iyi bir transfere bağlı. Embriyo transferi tüp bebek başarısının %40'ını bence tutuyor. İyi bir transfer, her şeyi yaptınız, çok güzel bir embriyonuz var, kötü bir transfer yaptınız, o zaman başarı düşer. Güzel bir transfer, sakin bir transfer, hastayı rahatlatıyoruz. Yapacağımız en iyi işi transferde yapmaya çalışıyoruz. Teknik şeylerimiz var, rahimin tepesine değmeden, fundusa değmeden hastaya uygun bir yumuşak bir kanülle rahat, güzel bir transfer ve iyi bir embriyo, iyi kalitede bir embriyo vermeye çalışıyoruz. Tabii ki her çifte embriyo çok iyi kalitede olmuyor. Ama dediğim gibi imkansız diye hiçbir şey yok hayatta. Bazen embriyo sayısı az olur ve kalite düşük olur. Yine gebelik olur. O yukarıdan gelecek bir şey.
Güzel haberle. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet, güzel haberle sonuçlanacak. Nice tedaviler diliyoruz o zaman size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz.